Merhaba arkadaşlar, ben Sinem Baltacı, biyoloji öğretmeni. Bir önceki videomuzda hücre organellerinden bahsetmiştik. Şimdi hücre organellerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni organelimiz peroksizom. Peroksizom organelinin hem bitki hem de hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunduğunu söylüyoruz. Tek katlı zarla çevrili organel grubunda endoplazmik retikulumun farklılaşmasıyla oluştuğunu söylüyoruz. İçerisinde peroksidaz, katalaz gibi enzimler sayesinde alkol, ilaç gibi zararlı maddelerin toksik etkilerini yok ettiğini söylüyoruz. Metabolik faaliyetlerimiz sonucu oluşan hidrojen peroksit gibi zehirli bir maddeyi katalaz enzimi, sorularda da çok karşınıza çıkacak, hidrojen peroksit katalaz enzimi ile neye ayrıştırılıyor? Su ve oksijenin. Yani zehir etkisi ortadan kalkmış oluyor. Görevlerinden birisi bu. Bazı peroksizomların ise uzun zincirli yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği kadar küçük hale getirdiklerini söylüyoruz ve bu olay sırasında peroksizomlar tıpkı mitokondri organeli gibi oksijen kullanıyor. Yani ökaryot hücrede oksijen tüketen iki organelin varlığından bahsediyoruz. Bir diğer organelimiz olan kofuldan bahsedelim şimdi. Kofulu hangi yapılar oluşturur? Hücre zarı, çekirdek zarı, endoplazmik retikulum zarı ve Golgi aygıtından koful meydana geldiğini söylüyoruz. Koful organelimiz de tek katlı zara sahip organellerden birisidir. Hayvan hücrelerinde büyüklü küçüklü birden fazla olduğunu söylüyoruz. Bitki hücrelerinde merkezi bir tane koful bulunduğunu söylüyoruz. Bu koful genç bitki hücrelerinde daha küçük. Bu bitki hücresi yaşlandığı zaman neredeyse hücrenin tamamına yakın bir kısmını, şu çizdiğim hücre zarı, şu da kofulumuz, neredeyse hücrenin tamamına yakın bir kısmını kaplıyor bitki hücresi yaşlandığında. Yani şöyle bir baktığımızda bitki hücrelerinde kofulun büyüklüğü bana o hücrenin genç mi, yaşlı mı olduğu ile ilgili bir fikir veriyor. Kofulları görevlerine göre ayırdığımız zaman besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulu ve kontraktil kofulu olmak üzere 4 çeşit olduğunu görüyoruz. Sırasıyla bakalım. İlk olarak besin kofulu. Besin kofulu besinlerin endositoz yoluyla hücre içine alınması sonucu oluşuyor. Şurada besinimiz var. Hücre dışarıya doğru, hücre zarı daha doğrusu dışarıya doğru uzanıyor. Besini kuşatıyor ve bir sonraki basamakta besin kofulumuz oluşuyor. Bunu madde alışverişinde tekrar söyleyeceğiz. Bu besin kofulumuz daha sonra hücre içerisinde bulunan lizozom organeliyle birleşerek sindirim kofulu oluşturuluyor. Bu sindirim kofu oluşan sindirim kofuluyla besin sindiriliyor. Bir sonraki basamağımız artık koful, besin kofulu değil, sindirilmemiş atık maddelerin bulunduğu boşaltım kofulu ve bu boşaltım kofulu egzositoz yoluyla dışarıya atılıyor. Besin kofulunu oluşturan canlılar, hücre içi sindirimle beslenen tek hücreli canlılar, amip, paramecium gibi tek hücreli canlılar. Ancak bizlerde de bu olay bağışıklıkta görev alıyor. Bağışıklıkta görev alan akyuvar hücrelerimiz fagositoz yaparak bakteri hücrelerini yok ediyor. Geldik bir diğer kofulumuza. Pardon. Salgı kofulu. Salgı kofulu, Golgi aygıtından üretilen salgıların ya da metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerin dışarıya atılmasında rol oynayan bir kofuldur. Böcekçil bitkiler ve ayrıştırıcı canlılar, yani ayrıştırıcı canlılar ne iş yapıyordu?
canlıların ölülerini ya da artıklarını ayrıştırıyordu. Nasıl yapıyorlardı? Enzim salgılıyorduk. Dışarıda bu işi gerçekleştiriyorlardı. Böcekçil bitkilerde özel durumları vardı. Azot bakımından fakir topraklarda yaşadıkları için azot ihtiyaçlarını böcekten karşılıyorlardı. Böceği sindirebilmek için de bu canlılar ne yapıyor? Sindirim enzimlerini salgı kofulu oluşturarak egzositozla dışarıya veriyor. Sindirim de hücrenin dışında gerçekleşiyor. Yani salgı kofulu az önce söylediğimiz hücre içi sindirimden farklı olarak neyde görev alıyor? Hücre dışı sindirimde görev alıyor. Bu olaya hücre dışı sindirim diyoruz. Peki geldik depo kofuluna. Özellikle bitki hücrelerinde görülen bir koful olduğunu söylüyoruz. Peki bu bitki kofulu, pardon depo kofulu ne depoluyor? Bitkinin zehirli maddelerini, metabolizma sonucu oluşan atıkları, boya maddesini, kökten su ile birlikte alınan tuzun fazlasını, bir takım organik asitleri kofulda biriktiriyor. Daha sonra sonbaharda yaprak dökümüyle bu maddelerin bitkiden uzaklaştığını söylüyoruz. Boşaltım biliyorsunuz yaprak dökümü. Yine bazı bitkilerde koful içinde bitkinin yaşadığı ortama göre değişiyor. Su, yağ veya hava depolandığını söylüyoruz. Yine bazı bitkilerin hücre kofullarında ortamın pH'ine bağlı olarak renk değiştirebilen boya maddeleri olduğunu söylüyoruz. Ortam, koful içi ortam asidik veya bazik olma durumuna göre farklı renkler ortaya çıkıyor diyoruz. Pekala, geldik bir diğer kofulumuza, kontraktil koful ya da bir diğer adıyla kasılgan koful. Kimlerde bulunuyor? Tatlı suda yaşayan tek hücrelilerden amip, paramecium gibi, paramecium öglena gibi tek hücrelilerde bulunuyor. Bu hücrelerin en büyük problemi tatlı suda yaşadıkları için hücre içerisine ne girecek? Su girişi olacak. Tabii bu hücrelerin hücre çepersiz olmaları dolayısıyla da bu hücreler neyle karşı karşıya? Fazla su girişi sonucu patlama olayı, hemoliz dediğimiz olayla karşı karşıya. Peki bunu engellemek için tatlı suda yaşayan bu tek hücreli ve hücre çepersiz canlılar ne yapacak? Sahip oldukları kontraktil kofulla içeri giren suyun fazlasını dışarı atacak. Böylelikle hemolize olmaktan kurtulacak. Tabii bu olay sırasında ATP harcayacak. Nasıl yapıyor kontraktil kofullar? Sitoplazmaya doğru uzanan çok sayıda kol yardımıyla fazla suyu alıyor, biriktiriyor. Kofulun etrafını saran ve kasılabilen ipliksi yapılar sayesinde de kasılan kofuldan bir miktar tuzla birlikte fazla su dışarıya atılıyor. Böylece patlayıp ölmekten kurtuluyor hücrelerimiz. Unutmayalım, tatlı suda yaşayan hücre çepersiz tek hücrelilerde kontraktil koful çok önemli bir görev görüyor. Pekala. Geldik yeni kofulumuza. Ay, özür diliyorum, yeni organelimize. Yeni organelimiz mitokondri. Mitokondri organeli bizim için çok önemli bir organel. 6. sınıfta görmüştünüz. Görevi neydi? Enerji üretimi diyorduk. Peki bu enerji üretimi nasıl oluyor? ATP üretimi oksijenli solunum yoluyla gerçekleştiriliyor. Şimdi mitokondri sayısı hücrenin görevine göre değişebiliyor. Diyoruz ki kas, karaciğer ve sinir hücreleri gibi metabolik faaliyeti çok olan, dolayısıyla ATP ihtiyacı fazla olan hücrelerde mitokondri sayısı diğerlerine oranla daha fazladır. Daha önce de söylemiştik, hücrelerin görevlerine göre organel sayıları farklı olabilir. İşte bakınız, enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde mitokondri sayısı fazla miktarda bulunuyor. Peki kimlerde yok mitokondri? Tabii ki prokaryot hücrede birçok organelin olmadığı gibi yok. Aynı zamanda memelilerin olgun al yuvar hücrelerinde de mitokondri bulunmadığını söylüyoruz. Geldik mitokondrinin yapısına. Mitokondri organelimiz
çift katlı zarla çevrelenmiş bir organel, iç zarının kıvrımlı olduğunu söylüyoruz. Amaç ne? Yüzey genişletmek. Yani iç zarda yapılan işin çok daha verimli gerçekleşmesini sağlamak. Burada ne yapılıyor bu arada? ATP sentezleniyor. Bu girintili yani kıvrımlı zara krista adını veriyoruz. Tekrar söylüyoruz, bu bölgede ATP sentezleyen enzimlerimiz var. Geldik mitokondride kristanın içini dolduran sıvıya. Bu sıvıya ne adını veriyoruz? Matrix. Matrix içerisinde halkasal yapıda olan DNA molekülümüz var. RNA, ribozom, ATP ve solunum enzimleri. Yani mitokondrinin kendine ait DNA'sı olması dolayısıyla kendisini eşleyebildiğini söylüyoruz. Tabii ki çekirdek kontrolünde olmak kaydıyla. Başına buyruk değil. Aynı zamanda taşıdığı ribozomlarda kendine ait proteinleri de sentezliyor. Mitokondri DNA'sı ile ilgili bir bilgimiz daha. Mitokondri insanlarda anasal yani anneden geliyor. Mitokondri DNA'sındaki bilgi anneden aktarılıyor. Çünkü babadan gelen spermin kamçı bölgesinde bulunduğu için kamçı ile birlikte mitokondri DNA'sı atılıyor. O yüzden bizlerde mitokondri DNA'mız anneden geliyor. Geldik bir diğer organel grubumuza. Plastitler tüm ökaryotlarda ortak değildir. Hayvan hücrelerinde bulunmaz. Kimlerde bulunur? Alglerde ve bitki hücrelerinde bulunduğunu söylüyoruz. Yapısal olarak baktığımızda mitokondriye ile benzerlikleri de var. Görev olarak tam zıt çalışıyorlar. Şimdi plastitlerin hepsi çift katlı zara sahiptir. Farklı görevleri var. Kendi arasında biz üçe ayırıyoruz. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere. Bu arada koşullara göre yani şartlara göre plastitlerin birbirlerine de dönüşebildiğini söylüyoruz. Şimdi organellerin görevlerini anlatırken onlardan da bahsedeceğiz. İlk olarak kloroplast. Kloroplast organeli az önce bahsettiğimiz mitokondri organeli gibi çift katlı zarla çevrilmiştir. Bu kloroplast organelimizin dış ve iç zarlarının ikisi de düz. Ancak üçüncü bir zar sistemimiz var, tilakoid zarlar. Bu tilakoid zarlarda hem klorofil hem de ETS enzimleri bulunduğunu söylüyoruz. Tilakoid zarların kıvrılması sonucu böyle bozuk paraların üst üste dizilmiş hali gibi görünen yapılar oluşuyor. Her biri yapıya ne diyoruz? Granum. Granumlarda da ne sentezlenir? ATP sentezlenir. Kloroplastlarda sentezlenen ATP kloroplast organelinde kullanılır. Amacı ne? Kloroplastın gerçekleştirdiği fotosentez olayında, şimdi hemen fotosentezi bir yazalım şuraya, fotosentez denklemini. Fotosentez olayında biz ne yapıyoruz? İnorganik bileşikleri birleştiriyoruz, organik madde üretiyoruz. İşte bu inorganikleri birleştirip organik üretmede ihtiyacımız olan ATP'yi kloroplast'tan alıyoruz. Burada sentezleniyor. Yani kloroplast besin sentezlemek için mitokondriden ATP istemiyor. Kendi ATP'sini kendi yapıyor. Bu arada fotosentez sonucu yan ürün olarak da ne açığa çıkıyor? Oksijen açığa çıkıyor. Kloroplast organelimiz bu olayı gerçekleştiriyor. Fotosentez olayını. Peki, bu granumların arasında bulunan kloroplast sıvısına ise ne adını veriyoruz? Stroma. Stromada tıpkı mitokondri matriksi gibi ne bulunuyor? DNA, RNA ve ribozom. Yani tıpkı mitokondri gibi çekirdek kontrolünde olmak kaydıyla kloroplast organeli de kendini eşliyor ve kendi için ihtiyacı olan enzimleri üretiyor. Ne ile ilgili enzimler bunlar? Fotosentez olayı ile ilgili enzimler.
Yani şöyle bir baktığımızda mitokondri ve kloroplastın yapısal olarak çok fazla benzerliği olduğunu görüyoruz. Ama görev bakımından kloroplast organeli mitokondri ile tam tersi çalışıyor. Kloroplastta karbondioksit su birleştirilip organik besin ve oksijen açığa çıkartılıyor. Mitokondride organik maddemiz oksijenle karbondioksit suya kadar parçalanıyor diyoruz. Geldik bir diğer organelimiz olan kromoplasta. Kromoplastta kloroplasttan farklı olarak başka renk verici pigmentler var. Kromoplastın içerisinde bitkiye sarı renk veren ksantofil pigmenti, turuncu renk veren karoten pigmenti, kırmızı renk veren likopen pigmenti olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda kloroplastların kromoplastlara dönüştüğünü söylüyoruz. Günlük yaşamda da çok gözlemlediğimiz bir olay bu. Şimdi bazı sebze ve meyveler ilk oluştuğu zaman yeşil renkte. Olgunlaştığında ana rengini alıyor. Yani yeşilken kloroplast, olgunlaştığında işte domates likopen taşıyor. Kırmızı renge dönüşüyor. Havuç, portakal, mandalina turuncu renge dönüşüyor. Muz, limon gibi meyveler sarı renge dönüşüyor. Kloroplastın kromoplasta dönüşümüne bu örnekleri verebiliriz. Bir diğer organelimiz olan lökoplastın genelde bitkinin ışık almayan kısımlarında bulunduğunu söylüyoruz. Kök gibi, toprak altı gövde gibi, tohum, yumru gibi kısımlarda bulunan renksiz bir pigment olduğunu söylüyoruz. Ne yapar lökoplast? Fotosentez sonucu oluşan glikoz moleküllerini nişasta taneciklerine dönüştürür. Farklı bitki türlerinde ise yağ da dönüştürebilir, proteine de dönüştürebilir. Dolayısıyla bu şekilde depolayabilir. Örnek verelim. Mesela zeytinde, fındıkta, bademde yağ depolanırken fasulyede, baklada, barbunya'da protein depolanıyor diyoruz. Bitkinin türüne göre değişiyor. Lökoplastların uzun süre ışıkta bekletildiği takdirde kloroplasta dönüştüğünü söylüyoruz. Mesela pazardan aldığımız patatesi yanlışlıkla ışık alan bir bölgede uzun bir müddet beklettik. O zaman patatesin dış cephesi ne oluyor? Gözlemlemişsinizdir belki, yeşeriyor. İşte bu bölgede lökoplastın kloroplasta dönüştüğünü kanıtlıyor. Geldik bir diğer organelimize. Sentrozom organeli. Sentrozom organeli hayvan hücrelerinin çoğunda bulunur diyoruz ama kimlerde bulunmaz? Hayvan hücrelerinden sinir hücrelerinde bulunmaz. Bundan dolayı sinir hücrelerimiz bölünmüyor. Olgun al yuvarlardan sık sık bahsediyoruz. Çünkü olgun al yuvarlar birçok organelini kaybediyor demiştik zaten. Yumurta hücrelerinde bulunmadığında çizgili kas hücrelerinde aynı zamanda gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmadığını söylüyoruz. Fakat ilkel bitki hücrelerinde sentrozom organeline rastlıyor muyuz? Rastlıyoruz. İlkel bitki hücrelerinde bulunur. Pekala. Yapısından bahsedelim. Sentrozom organelimiz İki sentriyolden meydana geliyor. Bu iki tane borunun her birine sentriyol adını veriyoruz. Peki sentriyol neyden oluşuyor? Üçlü mikrotübüllerin, üçü bir arada bulunan üçlü mikrotübüllerin dokuzunun bir araya gelmesiyle oluşan bir borudur sentriyol. İki sentriyol de neyi meydana getiriyor? Sentrozomu. Peki sentrozom ne iş yapar? Hücre bölünmesinde kromozomların kutuplara hareketini sağlayan iyipliklerini oluşturur. İyiplikleri benim için neden önemlidir? Bizim kalıtsal bilgimize taşıyan kromozomların hücrelere eşit oranda taşınmasını, dağılmasını sağlar. Bu bizim için önemlidir. Bir hücreye fazla, bir hücreye eksik kromozom gitmesin diye
iyi ipleri görev alır. Aynı zamanda sentrozomla ilgili neyi söyleyeceğiz? Sentrozomlar normalde hücrelerde bir tanedir. Ama sentrozomlarda eşlenir. Yani sayısı birden ikiye çıkar. Ne zaman eşlenir sentrozomlar? Hücre bölüneceği zaman. Yani bir sentrozomun miktarı artıyorsa o hücrenin yakın zamanda bölüneceğiyle ilgili bir fikir yürütebiliriz. Geldik bir diğer organelimize. Hücre iskeleti. Hücre iskeletinin kimlerde bulunduğunu söylüyoruz. Sadece ökaryot hücrelerde bulunduğunu söylüyoruz. Bu hücre iskeletini oluşturan yapılar, özel proteinler, bunlar arasında bağlar kurulup tüpsü ve ipliksi yapılar oluşturuluyor. Hücre iskeletini 3 kısımda inceleyeceğiz. Mikrofilamentler, arafilamentler ve mikrotübüller. Ne iş yapıyorlar peki? Hücre iskeleti bizim için neden bu kadar önemli? Hücre bölünmesinde, mesela hücrenin boğumlanmasında görev alabiliyorlar. Ya da hücrede madde alışverişi çeşitlerinden olan endositoz ve egzositoz olaylarının gerçekleşmesinde görev alıyorlar. Bazı organellerin sitoplazma içerisinde yer değiştirmesini sağlarken, bazı organellerin çekirdek ve bazı organellerin ise aksine yerinin sabitlenmesinde rol oynuyor. Sitoplazmanın hareketini sağlıyor. Biliyorsunuz hücre yaşayan bir yapı. Dolayısıyla bazı maddelerin hücre içerisinde dağılması gerekiyor. Yine bazı hücre duvarına sahip hücrelerin, mesela bitki hücrelerinde selüloz liflerinin düzenlenmesinde görev aldığını söylüyoruz. Hücrelerin birbirine tutunmasında görev alır. Hücreler, dolayısıyla hücreler arası haberleşmede görev alıyor. Sil ve kamçı gibi aktif hareketten sorumlu yapıların oluşmasında görev alıyor. Az önce besin kofunu anlatırken söylemiştik. Hücre zarı ne yapıyordu? Dışarıya doğru çıkıntı yapıp besini kuşatıyordu. İşte bu hücre zarının oluşturduğu bu uzantıya yalancı ayak diyoruz. Yani bazı hücrelerde sil ve kamçı oluştururken bazı hücrelerde amip gibi bazı hücrelerde yalancı ayak oluşumunda etkilidir diyoruz. Tabii ki hücreye desteklik verir, bir bütünlük sağlar, şeklini belirler diyoruz. Hücre iskeleti olmadığı takdirde hücrenin basınçtan dolayı ezildiğini söylüyoruz. Bazı iskelet elemanları bozulup tekrar yapılabiliyor. Mikrofilamentler, mikrotübüller gibi. Arafilamentin özellikle hücrede kararlılığı sağladığını, yani hücrenin bazı organellerinin yerinin sabit kalmasında görev aldığını söylüyoruz. Organellerimiz ve hücresel yapılarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda hücrede madde alışverişinden bahsedeceğiz. Hücre zarıyla gerçekleştiği için hücre zarını orada beraber işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.